Fuarlar hayatımızın, hatta ticari hayatımızın en önemli taşlarındandır değerli seyircilerimiz ve işte bu amaçla mikrofonu işin uzmanına uzatıyoruz. Merhaba Sektörler Haber Merkezi izleyicileri, Sektörler Arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere İstanbul Siyaner fuar alanından sektörün lider firması Karali Çay'dayız. Yanımızda firmamızın sahibi beyefendi Mustafa Karali bulunmakta. Bakalım bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Mustafa Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok sağ olun. Bizi burada öncelikle konuk ettiğiniz için şahsınıza ben teşekkür ediyorum. Stand ve fuarınız hayırlı olsun diyelim. Eyvallah, Allah sandırmasın. Biz de teşekkür ederiz. Şimdi Karali Çay tabii bir hikaye var. Geçmişten gelen bir hizmet var. Yıllardır da ayaktasınız. Sektörde lider firmasınız. Çalışmaların genelini... Liderler arasında değil. Çalışmaların genelini konuşacağız ama çok kısa sizi bir tanıtalım. Mustafa Karali kimdir? Sektöre nasıl başladınız? Biz Rize Güneysu. Fakat doğmuşuz. Evet. Çay bahçeleri arasında. Oradan işte belirli bir 93 yılında Karali Çay AŞ'yi kurduk. Evet. Oradan dünyaya, Türkiye'ye açıldık. Ondan dünyaya açılmaya çalışıyoruz. Yavaş yavaş büyüyorsunuz. Yavaş yavaş efendim büyümeye çalışıyoruz. Evet. İlkelerimiz arasında mesela kalitedir. Hani kalitemiz olmasa olmaz. Yani biz ürettiğimiz üründe öncelik bizim önceliğiniz için kalite. Önceliğimiz kalitedir. Evet. Yani para değildir. Evet. Önce diyorsunuz bir hizmeti kaliteli sunalım. Zaten para bir şekilde kaliteli geliyor. Yapalım, hizmeti kaliteli yapalım. Bunun arkasından da zaten takdire şaya insanlar ürünleri evet. Talep geliyor. Evet. Şimdi çayın krali demişsiniz. Yani Karadeniz tabiriyle biraz da kullanmışsınız orada. Güzel de bir söz kullanmışsınız. Şimdi hizmet yerinizi biraz konuşalım öncelikle. Kaç metrekare bir yerde? Büyük bir alanda herhalde çalışıyorsunuz. Şimdi bizim... Kaç uzman kadro var? Güneysu. Evet. Da bir fabrikamız var. Organik üretimi orada üretimi yapılmaktadır. Bir fabrikamız Çaykent beldesine, merkeze bağlı. Salahade, eski ismi Salaha. Şu anda Çaykent. Evet. Onun yanına küçük bir üretim fabrikamız daha ilave etmişiz. Bir de Fındıklı'da. Evet. Fabrikamız var. Orada da işte en büyük fabrikamız Fındıklı'da. Yanında ikinci bir fabrikada üretime girmiş. Evet, evet. Yani o irili ufaklı 5 fabrika sayılabilir. Fabrika ama şey olarak metrekare olarak da bunların toplamı 40-42 bin civarında paketleme alan. Kapalı evet. Alan da faaliyet göstermekteyiz. Kaç uzman kadro var bünyenizde? Çalışan bayağı var. Çalışan yaklaşık 800-900. Kışın biraz düşüyor. O iş durumuna mevsimlik, göre değil mi? Mevsimlik çalışanlarımız evet, vardır. Evet. Onlar efendim kış aylarında mevsimlik olması hasebiyle ayrılıyorlar. Şimdi bu sayede hem ülke ekonomisine hem bölge ekonomisine katkı sağlıyorsunuz. İnsanlara istihdam sağlıyorsunuz. Sizi tebrik ediyorum ben. Teşekkür ederiz. Ürün gamında neler var çeşitlilikte? Çayda bizim mesela diyelim ki bir normal herkesin ürettiği çay üretiyoruz. Ama evet. Bir yurt dışına çıktık. Çay pazarını araştırma yaptık. İnsanların o talep ve istek damak tatlarına göre herhalde araştırmalar mı yapıyorsunuz? Yurt dışının pazarını araştırmaya pazarı, çıktım. Evet. 2000'li yıllardı. O dönem araştırma neticesinde yurt dışına çok fazla Türkiye'de ürettiğimiz çayı satamayacağımız Arge çalışmalarından sonucunda böyle bir kanaat çıktı. Evet. Bilgi geldi. Ben de gittim çalışma, araştırmaya katıldım zaman zaman. Organik tarım üretmeye karar verdik. 2000 yılında başladığımız bu organik üretim çalışmalarını 2005'te üretim iznini alarak organik çay üretmeye başladık. Yani katma değeri yüksek, farklı bir ürün. Farklı bir ürün gamı ortaya çıkarttınız. Standart. Yani bugün Türkiye'de ilk defa organik, yani çayda organik ilk bunu defa ilk yapan sizsiniz. Biz yaptık Karali olarak. Evet. Bunun akabinde efendim sürekli pazarımızda büyümeyi hedefliyoruz. Kaliteyi artırarak yani nihai tüketicinin takdirini kazanmak. Evet, evet. Çünkü fiyat hani dünya standartlarına 3. 4. 7. 8. sıralara geliyor. Evet. Ama bizim amacımız yani onca üründen vazgeçmeyen bir
kitleye hitap edip ulaşalım diyoruz. Evet. Bunun için de geceli gündüzlü çalışıyoruz. Çalışıyorsunuz. Bir Ar-Ge ekibiniz var, profesyonel bir ekibiniz var. Sürekli araştırıyorlar, sürekli bakıyorlar, ürün gamının çeşitliliğini arttırıyorlar. Çeşitleniyor. Şimdi ondan sonra tuttuk biz çaydan hariç, hani çay üret, çay makinesi, çay kazanı. Tabii çay neyle kaynayacak? Kazan lazım. Evet, çay tuttuk biz bir şey üretimine girdik. Kazan, çay kazanları, evet, çay makineleri. Onun yanında farklı ürünler işte üretilebiliyor. Metal işleme. Evet, evet. Şimdi, şu anda ekranlar başındaki izleyicilerimizi izliyorlar zaten. Evet, onları o ürünleri de efendim şu anda yani Türkiye'nin diyebiliriz ki sektörümüzde Mercedes'i. Evet. Hani Türk standartlarına hatta verdik. Oneri verdik. Ha, dedik ki onu şu sundunuz yani. Bu standardı yükselttik orada. Evet. Mevcut eski dönemdeki kazan standartlarını yükselttik. Yükselttiniz. Ha, dedik ki biz bu standartta ürün ürettik. Hı-hı. Orada da onları aldılar, değerlendirdiler. Evet. Ve ona şu başladınız. Onu devam ettiriyoruz. İyi bir yerdeyiz. İyi hani, bir ivme yakaladınız. Bunu da efendim bünyemize kattıktan sonra bir de zeytin işi var. Zeytini diyorlar ki ya siz Karadenizlisiniz. Nereden buldunuz, zeytini? Buldum? Nasıl girdiniz zeytin işine? Dedik ki biz önce iyi bir tüketiciyiz. Evet. Zeytini ailece çok fazla tüketiriz. Evet. Oradan doğru da işte biraz da benzerlik ya var. Çay siyah, zeytin siyah. Öyle de bir bağ kurarak zeytini de efendim Orhan Gazi'de, Bursa'da, Bursa Orhan Gazi'de bir işletme mevcut kurduk. Evet, orada devam ediyor da. Evet, orada işte zeytin şeylerinde bahçeleri marka, var, markaları var da herhalde şeyde gördünüz. Evet, evet. Bayağı bir yatırım yaptık. Bayağı bir marka satın aldık kendi, evet, markamızla. Böyle 40 yıllık, 50 yıllık, 70 yıllık firmalardan da bünyemize katarak hani zeytinde de böyle hani bir konsept oluşturduk. Neredeyse Birleşmiş Milletler gibi bir konsept oluşturduk. Konsept yaptınız, evet. Yani ondan sonra şimdi zaten daha hedefler... Yeşil zeytin var, siyah var değil mi? Yeşil var. İşte o zeytin çeşitleri var. Evet. Zeytini var. Ne bileyim hani bu salamura tarzı, salamura tarzı olan şeyler var. Hani bu oner zeytinimiz var. Evet. O tuzsuz tamamıyla. Hani sanki böyle yediğin zaman turşu gibi. Ha, evet. Güzel yani, bir damak tadına hitap eden güzel bir şey. Yani o şeydir böyle şey hastalarına, tuzlu yiyemeyen hastalara yönelik. İnsanlar efendim tuzsuz zeytin olarak onu tüketebiliyor. O farklı konsept yani o normal yeşil veya siyahtan daha farklı bir konsept. Peki başarılarınız daim olsun. Allah razı olsun. Sizinle farklı bir fuarda tekrar karşılaşmak dileğiyle o zaman. Nasıl? Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Evet, değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri, yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere İstanbul CNR fuar alanından sektörün lider firması Karali Çay'dan, firmamızın sahibi beyefendi Mustafa Karali'den aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü merkez stüdyodan aktarıyoruz. Hoşçakalın.